Evet, burada Laf Çok'un 500. gecesi galiba değil mi? Bayağı oldu ve başladı. Türkiye'nin birbirinden değerli isimleri bu akşam da bizimle birlikte twitter.com/mesutyar adresinden ulaşabilirsiniz. Burada Laf Çok var yine Twitter'dan ve telefonumuz 429-58-93-0212 alan koduyla. Sayın Erkan Can konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Neslihan Yel'den konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Barış Akan konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ümit Özat hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de orada biliyorsunuz teknik direktör koltuğuna oturttuk sizi. Biz karşılıklı böyle maçı yöneteceğiz sizinle. Evet, 5 kelime 5 anlamla başlayacağız. Bir kelime vereceğim. Eğer hayatınızda bir anlamı varsa anlatabilirsiniz. Yoksa da pas geçebiliriz. Hiç bu oyunu uzatmayabiliriz ama. Anladım. Erkan abi, arının senin hayatında bir anlamı vardır. Arı. Arı. Önemli. Yani. Uçar, sokar bir şey yani. Bal yapar. Şimdi bal yapar. Arıların nesli tükendiğinde biliyorsun insan ömrü de insan da bitiyor. Arı bir doğanın dengesi bence arılar. Arıyı kollamamız lazım. Evet, kesinlikle. Kafkas arısı da bizde yani. En iyisi de bizde yani. Arının şimdi, kralı bizde ve kollayacağız onu. Kesinlikle. Yani mesela bana şimdi bir karakovan balı geldi. Her sabah kızıma da veriyorum. Maşallah. Aklıma geldikçe şöyle bir tatlı kaşıyor yani. Her şeye geliyor. Harika. Ne derler? Arı, bal. Her derde deva. Her derde deva. Bir de steril yani. Mikrop geçirmeyen tek şey. Harika. Seninle 5 kelimede programı bitiririz abi. Yani, olağanüstü gidiyoruz ya. Maşallah. Daha konuşabiliriz üstüne. Devam edeceğiz daha var kelimelerimiz. Neslihan Yeldan, Ağustos böceği. Ooo, Ağustos böceği. İşte. Erkan'dan acaba yardım alsın. Bizde var Kafkas türü. Vardır. Bunun bir Kafkas türü var mı? Her ya, derde bu, deva. Hadi söylemeyeyim başına. Bu onlardan değil. Ağustos böceğiyle karınca. Sen hiç Ağustos böceği gördün mü? Ateş böceği o ayol. Ben Ağustos böceğine çevirdim. Ne olacak ayol? Ateş böceği o. Görmemiş gibi davrandım da o yüzden sordum. Yani bir oyunu bir egzajere ettik. Peki buradan laf çıkmayacak, anlaşıldı. Barış Akan'a Uğur böceğini soralım o zaman. Uğur böceği bana geldi. Uğur böceği benim hayatımdaki önemi. Öyle mi? Benim hayatımla ilgili. Varsa bir önemi. Uğur böceğinin küçükken anlatırlardı, parmağının ucuna gelince bir dilek tutuyorsun. Eğer uçarsa gerçek oluyor. Yani öyle bir küçükken ben hiç çok inanırdım. Hiç oldu mu öyle parmak buna. Uçuş falan? Yani çok inanırdım küçükken. Bunu hep böyle uğur böcekleri peşinde koşardım. Hani bulayım da parmağıma koyayım bir tane. Bakalım benim dileğim de gerçek olsun. Hakikaten diye. Bildiğin hayatında bir önemi varmış yani. Vallahi bravo, iyi soru. Çıkardım. Ümit hocam, size karınca düştü. Ben National Geography'nin özel çalışmasına hoş geldiniz. Karınca, çalışkan. Çalışan. Çalışan yani. Bizler tabii sporculuk hayatımızda da çalışarak bir yere gelen insanlarız. Ne derlerse karınca çalışmış durmuş ama neydi diğeri? Ağustos böceği golü atmış. Golü atmış. Futbola çevirsek ama olsun, biz sizi karınca önce, olarak biliyoruz evet. Zaten. Öyle de yakıştı size. Erkan abi, alışkanlık. Alışkanlık. Sigara. Bıraktık. Bıraktın mı? Abi 1,5 ay oldu. Hakikaten ya, 37 kesinlikle. Yıldır içtiğin sigarayı bıraktım. Vallahi bak. Şahidim burada. Kim yaptı sana bunu? Ya zaten hep kafamda bırakmak, her sabah bırakıyorlar. Bu nasıl bir şey, bu nasıl bir şey? En sonunda bir... Çok güzel. Elektronik akupunktur diyelim biz ona. Mora tekniği diye bir teknikle kliniğe gittim. Orada işte elektrotlar bağladılar. Son iki tane sigaramı içtim, onu kavanozlara koyduk. Oradan bir ilaç yaptılar. Bir saat müzik dinledim. Beyindeki o şeyi tık siliyor. Böyle şeyler koydu enseme. Allah Allah. Sonra da göbeğimin altında bir pil. Bir ay kaldı o pil. Ve pilli bebek o gibi. Stresi atmak için de onun böyle damlası var. Biraz kötü kokuyor ama önemli değil. 3, 6, 9 sabah öğlen akşam 9 damla. 3'er damla. Onu ve ilk bir hafta işte oyunun provalarında böyle bir sıkıntı çektim ama kendimi provaya verdim. Sıkıntılar yaşadı canım. Birkaç gün yaşadı. Sonra problem yok, bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Rütük yasaları gereği sigara sağlığa zararlı. Kesinlikle. Bunu da hatırlatmamız kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Peki. Neslihan Yeldan, tat. 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 Of, tamam. Hayatım işte. Çünkü hayatım mutfakta geçiyor. Tata çok önem veren biriyim ben. Yemek. Yapıyor muyuz, diyor muyuz?
yapıyorum, yiyorum, yediriyorum. Yani maşallah. Göreceğiz. Gün, merak etme. Henüz görmedik. Yani günün tabii büyük çoğunluğu mutfakta tatlar yakalamaya çalışarak geçiyor. Yemek kitaplarıyla dolu filan. Çok önemli. Mutsuz ev kadınıymışsın yani. Olur mu canım? Çıktı olur mu? Tatlar canım, yakalamaya çalışarak. Bu arada var. 4 yaşında bir çocuğu var. Tiyatro yapıyor, başlısın. Provalar. Yani umutsuz ev kadını dedi yetişiyor bana Erkan. Teşekkür ederim cevap verdiğin için. Yani tatsız evet, hiçbir şey, hiçbir yemeği falan. Ama yemek geldi direkt aklıma çünkü değil tat deyince o geliyor aklı olarak. Çok haklısınız. Allah tadınızı kaçırmasın öyle amin diyelim. Amin efendim. Teşekkür. Peki Barış Akan tecrübe diyorum sana. Bende olmayan bir şey şimdilik. Güzel çıktın ya. Güzel çıktın. Baban izliyor mudur şimdi bizi? İzliyordur kesin. Tarık abi bize sevgilerimizi iletiyoruz. Aynı fikri paylaşıyordur. Türk bence sinemasının ve Yeşilçam'ın en büyük şönünün. O sen anladım ilk kez abi mi gördün? İlk kez gördüm. Nasıl benziyor ama değil mi? Çok benziyor tamam babasına. Tam bir Ferit değil mi Allah aşkına? Anneme de benziyorum. Tamam canım. Babaanne ortak yapımısın zaten. Ortak yapımı. Babaya fena benziyorsun yani. Peki Ümit hocam huzur. Herkese lazım. Hiç üzerine konuşmaya gerek yok. Herkese yani lazım. En hakikaten başta ülkemize lazım. Ülkemize lazım. Erkancan merhamet. Anladım. Merhamet ya yani. Ne konuşayım bunun üzerine? Ne diyeyim abi ya? Ya merhamet. Merhamet. Vallahi merhamet. Harika. Neslihan Hanım huysuz? Bazen ben. Evet. Ama huysuz ve tatlı lütfen. Huysuz ve tatlı kadın. Evet. Peki gayet güzel. Barış Akan emanet. Emanet. Soyut ya da somut olabilir. Yani mesela bir arkadaşım bana kız arkadaşını gezdirdi emanet olarak bırakabilir. Bu somut oluyor mu soyut mu? En son olan bir şey olarak bu ya, soyut olarak. Tamam sen. Bu soyut oluyor. Soyutu mu seversin somutu mu? Evet soyut daha iyi. Tamam soyutta takılalım. Ümit hocam Hüsran. Hüsran? 96 Denizli'de kaybettiğim şampiyonluk. 96'da Denizli'de. Peki tamam gayet net oldu. Erkan Can Bahçe. Toprak. Yani şimdi bahçe 2006, toprak. 2006. Domates, biber. Efendime söyleyeyim bütün zarzavatlar. Onları paçalarını sıvamışsın. Hortumu öyle sılıyorsun. Var mı öyle halleriniz? Var yani onları bilirim. Yani şimdi bahçe. Bahçemiz var bir tane. Settar abinin çiftliği var İzmit'te. Harika. Oraya gidiyoruz gelişte. O bahçe özlemimizi de orada gideriyoruz yani. Harikaymış ya. Muhteşem. Peki ya bu soru yanlış yerden geldi Neslihan Hanım'a. Mutfak diyeceğim. Hayatın yarısı diyeceksiniz. Ya mutfak çok önemli değil mi? Yemek yemek hayatın en önemli keyiflerinden niye biri değil mi? Niye size bu kadar yemek sorusu sormuş bizim çocuklar onu anlamadım yani. Benim hazırladığım sorularda bu yemek, tat, ama salça falan şeyler ama huysuz da bana yok geldi lütfen. Huysuz. Niye huysuz bana geldi? Kimin garezi var abi? Net konuşsun. Net konuşsun bilelim niye yani. Huysuz niye bende? Mutfak büyük çalışmışlar size. Onu söylüyorum. Mutfağa geçtik o zaman.